Cevizli köyünden merhaba. Yani eski adıyla Anagert. Şu anda Anagert'teyiz. Anagert de bizi her köy gibi mahallelerden oluşuyor. Mahalle isimlerini bilmiyorum. Bu şuradan yukarısı, daha yukarıda mahalle var ama buraya yukarı mahalle diyorlar herhalde. Ahşap evlerin ağırlıkta olduğu güzel bir mahalle. Tabi Cevizli adını da aldığı gibi ceviz ağacı çok fazla var. Şu karşıda iki tane çardaklar yakmışlar. Yazlık oturma yerleri. Çaylarını içip sohbet ediyorlardır köyde yaşayanlar. Gördüğünüz gibi güzel bir mahalle. Ağaçlıklar içerisinde kalmış. Çevrede kimse olmadığı için köyde kaç hane var, köyün yazlık ve kışlık nüfus oranı nedir, bu konuda bilgi alamadık. Daha doğrusu alacak kimse yok çevrede. Gördüğünüz gibi bir mahallede orası, büyük ihtimal aşağı mahalle derler oraya tahminim. Şöyle biraz yakından bakalım mahalleye. Şurada bir kişi harmanda oturuyor. Çok da yakın alamayacağım. Titreme yapıyor. Gördüğünüz gibi oturmuş. Evet, devamında yine bu karşıda bir mahalle var. Dediğim gibi mahalle isimlerini bilemediğim için mahalle ismini hitap edemeyeceğim size. Gördüğünüz gibi yine ahşap iki katlı evler. Altları genelde ahır olarak kullanılan ev modelleri. Birçoğu da boş. Oturan olacağını zannetmiyorum görünüşünden. İçinde kimselerin olmadığı anlaşılıyor. Daha doğru yukarı doğru gidildiği zaman bir yukarıda daha mahalle var. Oraya kadar çıkacağım şimdi yolla. Tekrar oradan dönüp Anç'tan da Basra'ya Bice yolculuğu devam edecek. Maalesef göç olayı yüzünden köylerimiz boşaldı, şehire gitti. Şehirde her ne varsa bilmiyorum ben. Şehirler artık beni çok sıkıyor, geriyor, yoruyor. O yüzden böyle kaçıp köyleri gezmek, buralardan çekimi yapmak beni rahatlatıyor. Şu karşı taraf herhalde buranın Bağları diye bir yeri var ama orası mıdır? Yani Anagert'in Bağları mıdır? Nedir? Güzel bir arazi. Tek içinde bir tane yapı var. Başka da yapı yok orada. Ama güzel bir arazi yeri. Görünüşü de hoş. Evet. Gördüğünüz gibi Anagert'ten görüntüler bu şekilde. Daha sonra ileriye devam edip yukarıki mahalleyi çekebilirsem çekip dönüş yoluna geçeceğiz. Şurada karşı güzel yine ahşap ev modelleri çok güzel. Hep yine iki katlı. Evet. Evet, yine Anagert'teyiz. Anagert. Burası aşağıdan gelirken okudum. Merkez Mahallesi diye geçen mahallede. Şu an görüntülediğimiz yer Anagert Cevizli Merkez Mahallesi.
Mahallesi olarak geçen mahallemiz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi yine sonradan adını cevizden aldığı belli ceviz ağaçları haliyle fazla kendini gösteriyor. Her köyümüzün güzelliği bir başka anlamda ifade edilebilir. Bu köyümüzün de güzelliği kamerada yansıdığı gibi gerçekten çok güzel bir yer. Ben de arabayla gelip geçmiştim ama böyle inip görmemiştim. Daha önce buradan düğüne de gelmiştik ama düğünler genelde gece olduğu için fazla yer görememe şansımız yoktu. Ben de çıplak gözle ilk defa görüyorum. Dediğim gibi her köyün güzelliği farklı güzellik. Anlatmakla da olmuyor ama gelip yaşayıp görmek daha güzel. Dediğim gibi göçle köylerimiz boşalsa da yine de köylerimiz çok güzel. Gidip görmek gerekiyor. Evet. Yukarıda bir mahallemiz daha var. Şimdi oraya çıkacağız. Ve yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Bir sonraki mahallede görüşmek dileğiyle. Şu anda Anayeli'nin en yukarıki mahallesindeyiz. Altınlar Mahallesi mi? Tam ismini bilemiyorum. Tabelada yok. İçeriye girmedim. O yüzden şöyle buradan bir görüntü alıp devam edeceğim. Gördüğünüz gibi ağaçlardan, ceviz ağaçlarından evler gözükmemekte. Gördüğünüz gibi arada bir şey var. Buradan boşluk. Yine aşağıda evler. Bu kaşların kaya toprak oluşumları da çok güzel desen katmış. Evet, buradan orası neresi oluyor? Bizim Sakulya'nın arka tarafı. Aşağı ırmaklardan yukarı daha sağ tarafı Anayertli oluyor. Tam bir şeyini çıkartamayacağım şimdi. Mevkisini ama gördüğünüz gibi ormanı doğasıyla harika. Aslında oraya çıkıp oradan kuş misali böyle izlemek lazım. Bir dahaki sefere bakayım. Oraya herhalde bizim Sakılden'in altını Tabadoğlu denen yerden yürürsem tam o zirveye gelebilirim. Evet, devam ediyoruz. Aradan da azıcık bir bu ağaçların arasından görüntü alıp
yolumuza devam edeceğiz. Evet, buradan son çekim yerimiz burası. Evet. Anayurt'tan görüntülerimiz bunlar. Buradan gurbette yaşayan bütün Anayurtlu köylülerimize selamlar gönderelim. Evet, karşı devamında gördüğünüz gibi evet, Anayurt köyünden görüntülerimiz bu kadar. Bir başka köyde görüşmek dileğiyle herkese selamlar.